Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sonu yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir TYT branş denememiz sizlerle birlikte. Haydi bakalım birlikte çözelim. Denememiz başlıyor. Gelsin bakalım birinci sorumuz. 1876'da ilan edilen Kanun-ı Esasi'de kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir. Osmanlı Devleti artık hükümdarın kişisel isteklerine göre değil, anayasadaki kurum ve kuruluşlara göre yönetilecekti. Bu bilgilere göre kanun esasının ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez diyor, değil mi? Bakın arkadaşlar, şıklara bakalım. Kanun esası bizim ilk anayasamız, biliyorsunuz. Anayasal düzene geçmek kanun esasının zaten en büyük amacıdır arkadaşlar. Bu söylenebilir. Değil mi? Ülkede kültür birliğini sağlamak çok saçma. Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir imparatorlukta kültür birliğini sağlamak ne mümkün? Değil mi? Osmanlı Devleti kozmopolit. İçinde birden çok millet var. Bizim de zaten böyle bir amacımız olamaz. Bu bizim hoşgörümüze terstir. Kültür birliğini sağlamak demek ne yani? Bütün herkesi Türk mü yapacağız? Değil mi? Böyle bir şey yok. Bu kalsın. Yargı bağımsızlığını sağlamak kesinlikle, bakın paragrafın içinde zaten veriyor. Ne diyor abi? Mahkemelerin bağımsızlığı diyor. İçinde kabak gibi vermiş abicim zaten. Temel hakları korumak, insan haklarından bahsediyor zaten anayasamız. Bakın, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, eşitlik, konut dokunulmazlığı hakkı vesaire. Demokratik usulleri uygulamak zaten anayasamıza göre bu. Arkadaşlar, seçim yok mu burada? Var, eşitlik diyor değil mi? Kişiler arasında eşitlik diyor. Ve diyor ki artık hükümdarın kişisel istekleri değil, anayasadaki kurum ve kurallara göre yönetilecektir diyor Osmanlı. Tamam, bu da demokratiktir. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar. Evet, ülkede kültür birliğini sağlamak gibi bir amacı olamaz kanun esasının. Evet, gelsin bakalım ikinci sorumuz. Evet, çok güzel bir soru, bakın bu soru arkadaşlar. Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Mustafa Kemal, Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Savaşı sonrası taarruz için kamuoyu ve meclisteki bazı milletvekillerinin taarruzun bir an önce yapılması isteklerine yukarıdaki yanıtı vermiş ve ordu 1922 yılının yaz aylarına doğru taarruza hazır hale gelmiştir. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin nedeni hangisidir? Arkadaşlar, tabii ikisi de. Atamız zaten vurguluyor burada. Hani yarım hazırlıkla saldırmak hiç saldırmamaktan daha fenadır diyor. Başarısızlıkla sonuçlanır. Bunu biliyor Mustafa Kemal. Bu nedenle zaman istiyor. Bu zaman içinde ordumuzun eksikliklerini tamamlamak için, taarruza ordumuzu hazır hale getirmek için 1,5 yıl hazırlık yapıyoruz, değil mi? Bunun nedeni de zaten hiç şüphesiz ki ordumuzun eksikliklerini gidermektir sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Boy üyelerinin seçtiği boy beyleri boylarını temsilen toplantılara katılmışlardır. Burada orun ve ülüş törelerine göre kimin nereye oturacağı bir kurala bağlanmıştır. Bakın arkadaşlar, orun oturulan yer demek. Ülüş de pay demek. Pay, üleştirmekten gelir. Kanun başkanlığında toplanan kurultayın üyelerine Toygun adı verilmiştir diyor. İlk Türk devletlerinde kurultay ile ilgili verilen bu bilgiler durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? Bakalım bire. İşleyişinde belli bir hiyerarşik düzenin olduğu. Kesinlikle zaten hiyerarşi var. Herkesin oturacağı yer belliymiş, değil mi? Evet, bakın, gerçekten kimin nereye oturacağı belli. Yani belli bir hiyerarşi var. 2. Halkın görüş ve beklentilerinin gündeme gelebildiği. Kesinlikle arkadaşlar, bakın. Ne diyor birinci öncüle bir bakın. Boy üyelerinin seçtiği boy beyleri boylarını temsilen toplantılara katılmışlardır. Yani bu boy beyleri obalarını temsil etmiyor mu? Ve bu kurultayda obalarının sorunlarını gündeme getirebilirler mi? Niye getirmesinler? Zaten kurultaya katılıyor adamlar. Doğru. 3'e bakalım. Hükümdar seçiminin burada yapıldığı. Arkadaşlar, bu bilgilerden böyle bir şey çıkmaz. Hükümdar seçiminin burada yapıldığı doğru olsa bile yukarıdaki paragrafta, yukarıdaki bilgilerde böyle bir şey yok. Bakın, 3. öncüle düşmeyin sakın. Kanun başkanlığında toplanan kurultay üyelerine Toygun adı verilmiştir diyor. Kanunu burada seçiyoruz diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla 3 alamayız. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle 1 ve 2 olacaktır. Yani arkadaşlar, cevabımız nedir? C şık olacaktır. Evet. Dikkat.
Evet, gelsin dördüncü sorumuz. Evet, bakalım bu tablo sorusu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bu maddelerine bakılarak hangisinin amaçlandığı söylenemez. Bakın arkadaşlar, sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusunun ters edilmesi. İtilaf devletleri diyor güvenliklerini tehdit edebilecek stratejik noktaları işgal edebilecektir. Biliyorsunuz Mondros'un en tehlikeli maddesi mi? Yedinci madde değil mi? Arkadaşlar en korkunç, en tehlikeli madde. Andolan'ın işgaline hukuki dayanak getiren bir madde. Boğazlar açık olacak ve itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Boğazların ve İstanbul'un işgal demek Osmanlı'nın fiilen yıkılması demektir. Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve demir yollarının denetimi itilaf devletlerine bırakılacaktır. Burada da adamlar iletişimi koparmak istediler değil mi? İletişimimizi kesmek istediler. Bizi bizden habersiz bırakmak istediler. Değil mi? Bunun amacı da buydu. Bakalım. A şıkkı ne diyor? Anadolu'da Osmanlı yönetimine karşı çıkabilecek azınlık isyanlarının engellenmesi. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Hatta ne engelleyecekler? Adamlar destek veriyorlar Rumlara, Ermenilere değil mi? Ve biliyorsunuz ülkemizde azınlıklar zararlı cemiyetler kuracaklar. Mavri Mira, Etnik Yeter Ya, Hınçak, Taşnak. Bu adamlar İtilaf devletlerinin gazıyla bağımsız devletlerini kurmak için azınlık cemiyetleri kuracaklardır. İtilaf devletleri bunları niye engellesin? Bilakis destekliyorlar ya, değil mi? Evet, dolayısıyla diğer şıkları okumaya gerek kaldı mı? Kalmadı. Dakika bir gol bir. Evet, gelsin beşinci sorumuz. Canan, Hitit krallarının diyor Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılır ve onun emirleri Tanrı emri olarak görülürdü. Hasan, kutsal güçleri olduğuna inanılan Urartu kralları ülkeyi Tanrı Hald adına yönetmişlerdir. Bu diyalogda verilen anlayışın hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Adamlar ne yapıyorlar? Güçlerini pekiştiriyorlar değil mi arkadaşlar? Güçlerini ilahi bir kaynakla destekliyorlar. Benim sözüm Tanrı'nın sözü diyor adam. Yani ne yapıyor? Egemenliğini, meşruiyetini sağlamlaştırıyor ve dolayısıyla devlete olan bağlılığını da ne yapacaktır? Arttıracaktır. Bu adamın emirleri Tanrı'nın emirleri ise halk bu adama kayıtsız şartsız itaat eder, bağlanır ve her dediğini yapmaz mı? Yapar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Edirne olacaktır diyoruz. Evet. Böylelikle bugünkü denememizin de sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Güzel bir denemeydi. Lütfen kaçta kaç yaptığınızı sonuçlarda belirtin. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim.